Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu alanımızı teşrif etmişlerdir. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Sayın Milletvekilim, Sayın Parti Meclis Üyemiz, Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım, Sarıyer ve Büyükçekmece Sayın Belediye Başkanlarımız, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, Sayın Küçükçekmece Belediye Başkanımız da aramıza katıldı. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Değerli meclis üyeleri, bu buluşmamızı katılımlarıyla onurlandıran kıymetli muhtarlarımız aramızda, kıymetli muhtarlarımıza da hoş geldiniz diyoruz. Sayın Genel Sekreterim, Sayın İSKİ Genel Müdürümüz, İSKİ ailemizin değerli çalışanları, bu güzel programda bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer İstanbullular, saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. İstanbul'da kronikleşen altyapı sorunlarının üzerine cesaretle gidilmesi gerekiyordu. Gidildi. İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve İSKİ 39 ilçenin tamamında altyapı sorunlarının üzerine cesur bir şekilde giderek su taşkınlarını ve birlikte çalışan yağmur suyu ve atık su hatlarını birbirinden ayırma projelerini bir bir hayata geçirdi. Bugün burada tarihi yarımadada su taşkınlarının ve büyük çevre kirliliğinin önüne geçecek olan un kapanı sisteminin hemen ardından Samatya Yağmur Suyu Tünelimizi de başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM indirme törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Tarihi yarımada çok önemli, adı üzerinde çok tarihi ve çok zor bir çalışma alanı İSKİ için. Ama teknolojinin ve bilimin bütün değerlerini kullanarak çok titiz, adeta cerrah titizliğiyle bir çalışma yapıldı. Bir filmle neler yaptık, neler yapıyoruz takdim etmek istiyoruz. Lütfen buyurun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fatih'in eski ve yetersiz altyapısını yeniliyor. İlçenin altyapısına ayırdığı 503 milyon liralık yatırımla atık su ve yağmur sularını ayrıştırıyor, sel ve su taşkınlarının önüne geçiyor. TBM dediğimiz tünel delme makinesiyle beraber buradan başlayan, Aksaray'ı içine alan ve un kapanına doğru devam eden, kendi akıntısıyla beraber de temiz yağmur sularını Halic'e taşıyan bir mekanizmayı hayata geçiriyor. Un kapanı yağmur suyu tüneliyle başlayan altyapı yenileme çalışmaları, 2350 metre uzunluğundaki Samatya Yağmur Suyu Tüneli ile hız kesmeden devam ediyor. Vatan Caddesi itibariyle yağmur sularının belli bir bölümü tünellerle Halic'e aktarılıyor. Diğer yamaca bakan bölümde de Samatya Yağmur Suyu Tüneli'nde toplanarak Marmara Denizi'ne akıtılıyor. Dolayısıyla yağmur sularıyla alakalı o atık suyla karışmasının ortaya çıkarttığı sel ve su baskınlarını tarih yarımada da tarihe gömeceğiz. İstanbul'un kronikleşen altyapı sorunları birer birer tarihe karışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'u yatırımla güçlendirmeye devam ediyor. Emeği geçecek bütün çalışma arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyoruz.
Biraz daha detaylı bilgi alalım. İSKİ Genel Müdürümüz Sayın Doktor Şafak Paşa Bey bizlere hitap edecek. Lütfen alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, misafir ilçe belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, kıymetli basın mensupları ve sevgili İstanbullular, Fatih ilçemiz Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM indirme töreni için toplanmış bulunuyoruz. Öncelikle tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor. İSKİ Genel Müdürlüğü adına değerli misafirlerimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım, değerli misafirlerimiz, İSKİ olarak yağmur suyu kaynaklı taşkın problemlerini çözmek amacıyla uygulamaya koyduğumuz projelerimize bir yenisini daha ekleyerek Samatya Yağmur Suyu Tüneli'nin TBM ile kazı ve kaplama çalışmalarına birazdan başlıyoruz. Fatih ilçemiz eski yerleşim yerlerinden biri olması nedeniyle mevcut altyapısı maalesef büyük oranda karışık sistem çalışmaktaydı. Bölgenin artan nüfusuna ek olarak cazibe ve transfer merkezi olması sebebiyle gündüz saatlerinde yerleşik nüfusunun kat ve kat üstüne çıkan bir nüfusa da bu altyapının hizmet vermesi gerekiyordu. Bu durum mevcut altyapının yetersiz kalmasına ve maalesef sıklıkla su taşkınlarına neden olmaktaydı. Bilhassa Vatan Caddesi güzergahında bulunan Likos Deresi ki tarihi bir deredir, kesit yesersizliği sebebiyle yoğun yağışlarda, alt geçitlerde ve ana arter niteliğindeki yollarda taşkınların yaşanmasına neden olmaktaydı. Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Namık Kemal Caddesi, TCDD alt geçiti, Orgeneral Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi, Samatya Devlet Hastanesi önü, yine TCDD alt geçiti gibi ana arter nitelikli önemli noktalar ve bağlantılı oldukları cadde ve sokaklarda taşkın yine yaşanan yerler arasındaydı. Bölgenin mevcut altyapısı atık su hatlarına bağlanan yağmur suyu ki bu birçok noktada İstanbul'un ana problemlerinden bir tanesi, karışık sistem çalışıyor ve buradan da maalesef dediğim gibi gereksiz yere yağmur suları Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisine gitmekte ve burada da tesisin yükünü arttırmaktadır. İşte bugün başlayacağımız Samatya Yağmur Suyu Tüneli ile bu taşkınlara kalıcı çözüm oluşturmak üzere bu yeni dönemde ortaya koyduğumuz ve hayata geçireceğimiz bir çok önemli proje olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapımını gerçekleştireceğimiz yağmur suyu tüneli değerli misafirlerimiz 2350 metre uzunluğunda olacak. Ayrıca proje kapsamında 135 metre uzunluğunda da yine dere ıslahı yapılacaktır. Vatan Caddesi ile Millet Caddesi'leri arasında da 238 metre yine kazsız teknoloji kullanılarak boru itme yöntemiyle boru itme işi yapılacaktır. Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisine ulaşan yağmur suyu debisi azalacak projemiz sayesinde. Cerrahpaşa, Koca Mustafa Paşa, Aksaray ile Haseki Sultan mahallelerinin yağmur suları da yine projemizde bu sisteme entegre olacak. Ve bu buradan Marmara Denizi'ne akıtılacaktır. Samatya Yağmur Suyu Tüneli ve tünel mansabı olan dere ıslahı, Likos Deresi Havzası'nın mevcut altyapısı sorunlarını çözüme kavuşturacak. Dediğim gibi en önemli projelerimizden bir tanesi olacaktır. Ve bu çalışmamız İSKİ'ye maliyeti yaklaşık 503 milyon lira olacaktır. Dolayısıyla 500 milyon liralık bir yağmur suyu yatırımını Kadim ilçemiz Fatih'e armağan etmiş olacağız. Tabii ki bir Fatih deyince sadece Sayın Başkanım, değerli misafirler, bugün temelini atacağımız iş değil. Bugüne kadar esasen birçok iş yaptık. Daha yakın bir zamanda un kapanı, işte tünelin TBM çıkışı vesaire, bunları beraber yaşadık. Kısaca toplam ne kadar bir maliyet altyapı yatırımı yaptık onu da arz edeyim. Şu ana kadar tamamladığımız yatırımların miktarı 1 milyar 65 milyon liradır güncel değerlerle. Bugün başlayacağımız ve devam eden işleri de kattığımızda 2 milyar 346 milyonluk bir altyapı yatırımı da devam ediyor ve toplamda 3 milyar 410 milyonluk bir bu 4-5 yıllık dönemde Fatih ilçemizde ulaştığımız İSKİ olarak sadece altyapı miktarıdır, yatırım miktarıdır. Dolayısıyla İSKİ olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu İstanbul vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyor. İstanbul'un birikmiş, kronik hale gelmiş altyapı sorunlarını çözmeye sizlerin de desteğiyle devam ediyoruz. Ben bu noktada
ki Fatih ilçesine de verdiği önemi çok yakından bildiğim ve bizleri bu projelerin yapılması konusunda destekleyen, teşvik eden, önderlik eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve İSKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Projelerin hazırlayan, İSKİ'de tabii çok gerçekten kuvvetli bir teknik ekibimiz var. Bu projeleri hazırlayan, ihale eden, gerçekleştiren ve dolayısıyla bunun yine kontrolünü yapan çok kıymetli arkadaşlarım, Atuk Su İnşaat Dairemizin başkanı ve çalışanlarına, ilgili genel müdür yardımcım Mahmut Kahraman ve arkadaşlarına, yüklenici firmamıza ve tüm emeği geçen arkadaşlarımıza ve bu çalışmaları yaparken yine bize destek olan ilçe belediyemize huzurlarınıza teşekkür ediyor. Gerçekleştirdiğimiz yatırımın başta Fatih ilçemiz olmak üzere tüm İstanbullulara hayırlı olmasını temenni ediyor. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Fatih Belediye Başkan adayı Sayın Mahir Polat Bey de aramıza teşrif ettiler. Sayın Başkan hem başarılar diliyor hem de hoş geldiniz diyorum efendim Sayın Mahir Polat. Efendim bir söz var. Ulaşacağı limanı bilmeyen geminin yelkenine hiçbir rüzgarın faydası olmaz diye. İstanbul'un nereye ulaşacağını, nasıl güzel bir şehir olacağını ekip arkadaşlarıyla birlikte önce hayal etti, sonra çok çalıştı ve 16 milyon İstanbulluyla el ele vererek başardı. Şimdi o geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. Evet, bugün yine hayırlı bir iş için buradayız. Sabah erken saatlerde çok kıymetli bir kentsel dönüşümü Bakırköy ilçemizde başlattık. Ve şimdi de yer altında İstanbul'un altyapısı için güçlü bir çalışmanın başlangıcını yapmak adına da Fatih ilçemizdeyiz. Bizi yalnız bırakmayan kıymetli Fatihli hemşerilerimize, hanımefendilere, beyefendilere ve kıymetli milletvekilime, parti meclis üyeme, belediye başkanlarımıza ve tabii burada bulunan belediye başkanlarımızın yanı sıra belediye meclis üyesi dostlarıma, arkadaşlarıma, siyasi partilerimizin kıymetli yöneticilerine, temsilcilerine, değerli dostlarıma, muhtarlarımıza, ev sahiplerimize hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Bugün bir ev sahibimiz daha var. O da Fatih Belediye Başkan adayımız Mahir Polat ve ilçe başkanımız. Onun da ev sahipliğinde bütün arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Bu yer altına yapılan yatırımın ne kadar önemli olduğunu elbette yapılırken hissetmiyorsunuz. Yapıldıktan ve hayata geçtikten sonra hayatınızdaki bir kısım tehditlerin ortadan kalktığında ya da ulaşım gibi, özellikle ulaşım gibi metro ile ilgili yapılan yatırımlarda hayatın kolaylaştığında aslında farkına varabiliyorsunuz. Bu kapsamda yer altında İSKİ'nin yaptığı yatırımlarda çok ama çok kıymetli. Tabiri caizse yer altına bir tünel açma makinesi daha indiriyoruz. TBM diye tanımlanan uluslararası ismi olan bu makineye ben yer altı solucanı diyorum. Muhteşem bir icat ve bu kapsamda yerli imalatı da olduğunu biliyorum. İşimizi kolaylaştıran bir makine. Tabii açıkçası TBM denilen bu makine bizim 2019'dan bu yana yaptığımız hizmetlerle ilgili özellikle bir simge diyebilirim TBM'lere. Çünkü tabiri caizse arı gibi yer altında çalıştık.
belki de bu yer altında yaptığımız çalışmaların bir simülasyonunu arkadaşlarım çalışırlar ve bize 2019'dan bugüne başlattığımız, bitirdiğimiz, yarım kalıp da devam ettirdiğimiz bütün işlerin bir canlı hareketli halini yer altından hareketli bir biçimde bize gösterirler. Biz de bunu insanlarımıza daha görsel şekilde anlatırız. Çünkü bunun içerisinde kimi yerde metro çalışmaları, kimi yerde İSKİ çalışmaları, kimi yerde fen işleri altyapı ile ilgili çalışmalar, bütün bunlar kılcal damarlar gibi yer altında, yani tabiri caizse yüzlerce kilometre, neredeyse bir kısım atık su, yağmur suyu ile ilgili atırımları da kattığınızda binlerce, on binlerce kilometre, içme suyu kattığınızda isale hatlarını, böylesi bir çalışmayı ortaya koymanın keyfini ve gururunu yaşıyorum. Çünkü İstanbul buna çok muhtaç. İddiayla söylüyorum, tarihinin hiçbir döneminde, hiçbir periyodunda bu kadar altyapı çalışmasını yaşamadı. 4,5 yıldır İstanbul'un altında vızır vızır çalışıyoruz. Yer altında zorlu iş koşullarında ter akıtan bütün çalışma arkadaşlarıma, yüklenicilerimize, oradaki emekçi dostlarımıza ben minnet duygularımı iletiyorum. Gerçekten güzel işler başardılar. İstanbul'un altyapı sorunlarını ele alma biçimimiz ve önceleme anlayışımız tam da işte durumu idare etmekle şehri yönetmek arasındaki farkı çok net ortaya koyan bir durum tespitidir. İstanbul'un bizden önce durumu idare eden bir anlayışı olduğu ortaya çıkan yeraltı çalışmalarıyla, altyapı çalışmalarıyla ve eksiklikleriyle daha da netleşmiştir. Çünkü evet, biraz yer üstünde çalışan boyutuyla biraz gözleri boyamak daha kolay olabiliyor. İnsanlarınızı çalışıyor hissi vermek daha kolay. Ama biz böyle bir anlayışla sürece bakmadık. Zira biz aynen hayatta fani olmak gibi bu görevlerin de gelip geçici olduğunu gerçekten bilen insanlarız. Bulunduğunuz dönemi en ahlaklı, en faydalı şekliyle insanlarınıza hizmet etmenin ve ahlaklı bir duruşla zihinlerde kalmanın çok daha kıymetli olduğunu, her şeye bedel olduğunu bilen bir kültürün temsilcileriyiz. İşte bu bağlamda durumu idare etmedik, insanların gözünü boyamadık, ne yapabiliyorsak onu paylaştık, yapılamayacak bir iş var ise onu da dertleşerek anlattık. Tamamen duruşumuz budur. İşin engellenme gayretlerine rağmen nasıl işleri başardığımızı vatandaşlarımıza lütfen bütün dostlarımız anlatsın. Bakın, yıllarca bu eşsiz şehrin denizine kanalizasyon akarken seyrettiler. Seyrettiler burnumuzun dibinde. Yani Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda, dünyanın göz bebeği İstanbul Boğazı'nda onlarca noktasından, Marmara Denizi'nin onlarca noktasından atık suyun denize akışını seyrettiler. Bunlar öncelenseydi çoktan biterdi. TBM dediğimiz makine yeni icat olmadı. 60, 70, 80 yıldır neredeyse benzer teknolojiler dünyanın her yerinde ve şehrimizde de kullanılıyor. Dolayısıyla neyi öncelediğiniz mühim. Biz işte bu sel baskınlarını, su baskınlarını dert edindik. Büyük can ve mal kayıplarını yaşarken bu şehir seyirci olanların o ihmallerini biz kendi dönemimizde kapattık ve ihmalin yerine hizmeti getirdik. Birkaç gün konuşulur sonra unutulur diye bu tür trajik olaylara
biz can kulağıyla geçmişe bakarak bu yaşananları bu şehir adına bir ayıp, bize yakışmıyor. Dünyanın 21. yüzyılda göz bebeği olan İstanbul'un bu görüntüleri hak etme şansı yok diyerek, az önce işte görüntülerde görüyorsunuz, Aksaray'da, un kapanında bu görüntüler milattan önce değil, bu görüntüler Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarından önce, daha dün yani. Onun için 2019'dan önce yaşanan bu görüntüleri ortadan kaldırmak adına, onların yaptığı gibi İstanbul'u ya da geleceğini hiçe saymak yerine altyapı konusunu sağlıklı ve güvenli bir biçimde ele alarak çocuklarımıza yaşanabilir bir kent sunma konusunda azami gayret içerisinde olduk. Bakın 2019'dan bu yana yaklaşık 49 milyar lira altyapı yatırımı yaptık. Bu yatırımlar dile kolay 49 milyar lira. Bu yağmur suyu, atık suyuyla ilgili yapılan bu yatırımlar işte 130 noktada baskınların, sel ve su baskınlarının önüne geçti. Üsküdar'dan Sarıyer'e, Beşiktaş'tan Avcılar'a, Fatih'ten Büyükçekmece'ye, Küçükçekmece'ye. Dün bir iş dünyası ile olan sohbetimde trajik bir olayı daha anlattılar. İller Bankası üzerinden, Sayın Kemal Çebi de burada, Küçükçekmece Belediyesi sınırlarında bulunan ve daha yakın zamanda yaşadığımız bir kısım sel baskınlarının yaşandığı Atatürk Mahallesi'nden iki telliye uzanan eski bir dere yatağının üstüne yapılan yapılaşmalar ve sanayi tesislerinden kaynaklanan bu alanda çok acil bir tünel inşaatı başlatılması hususunda karar verdik. Çünkü hem kamulaştırma hem de oradaki derenin açığa çıkarılması ile ilgili çok yıkım yapılması gerektiğinden, ancak bu işi çok hızlı tünelle aşacağımız noktasında bir karar verdik. Hatta hızımızı daha da arttırmak adına İller Bankası üzerinden, oluşmuş bir alacak kaynağı üzerinden, alacak diyorum bakın, yani temin edebilecek bir fırsat varken bunu alırsak burayı çok daha hızlı yaparız. Yani programımıza koyacağız, ihaleye çıkacağız dedik ama çok daha hızlı yaparız. O bölgenin sanayicileriyle, OSB ve çevresindeki sanayicilerle tesadüfen karşılaştığımda böyle hışımla şunu anlattılar. Yahu konuştuk, bakana gittik, bakan bizi bakan yardımcısına yolladı, oradan kuruma gittik. Ben anlatmıyorum, bakın bu işin mağdurları. Yani oradaki mobilya üreticilerinin ya da oradaki sanayi kurumlarının depolarını su baskınlarıyla yüz milyonlarca sıkıntı yaratan yer. Ya hak ettiğiniz şeyi istedik ya. Dosyayı gördük, inceledik, aynı yazıyı biz de yazdık. Böyle hararetli anlatıyor. Dün. Bunu yaptık, onu yaptık. Ama sonuç ne? Veremeyiz dediler. Veremeyiz dediler. Alacağımız, hakkımız olan. Peki yani biz ne yaptık geçmişten beri? Şaşırdık mı, şaşırmadık? Sadece dile pelesenk olmuş, Allah bunlara akıl versin, Allah bunları ıslah etsin deyip geçiyorum. Ama biz işimize bakıyoruz. İhalemizi bitiriyoruz ve işimize bakıyoruz. Oradaki son kalan o su baskını alanını da hızlıca, fazla değil, bir yılı geçmez Küçükçekmece'nin tarihinden sileceğiz başkanım. Bunu da buradan söyleyelim. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Efendim, yani şunu şuraya taşıyacağız, bunu buraya taşıyacağız. Sanki gökyüzünden bir İstanbul inmiş, yeni bir İstanbul gelmiş gibi konuşacaklar, görüyorum. Tamam, iyi projeleri varsa dinleriz, bakarız ve inceleriz, faydalanırız da. Bu şehrin ezberini bozan bizler, bu şehrin halkçı, devletçi ve gerçekten insanını düşünen bizler vaat setlerini bile değiştirdik, değiştireceğiz. Vaat setlerini bile.
kamuya yatırım ve kamu anlayışını da değiştireceğiz. Yakında bizim dilimizi, literatürümüzü, terminolojimizi kullanmaya başlayacaklar, kullansınlar. Amacımız zaten onların da iyileşmesi. Bu anlamda işte tam da İstanbul'un 130 noktasında sel ve su baskınını, bu şehrin kaderi diye tariflenen süreci ortadan kaldırmanın gururunu yaşıyorum sevgili dostlarım. Can ve mal kayıplarının yaşanmamasını gururunu yaşıyorum. Bir buçuk saatte, iki saatte 100 kilo, 120 kilo, 150 kilo yağışlar gördük. 3-4 saatte. Açık söyleyeyim, yani biraz heyecanlanmıyor değilim. Ama heyecanım her yağmurdan sonra azalıyor. Çünkü ya acaba bir şey var mı? Bazen Can Bey arıyorum, bazen Akom'u arıyorum. Hiçbir şey yok Sayın Başkanım, cevabını alıyorum. İnsanlar gayet mutlu, huzurlu. Ya 3-3,5 senede. Engin Bey 3-3,5 senede. Yani bu değişebiliyor. Düşünsene bu şehir bu akıl ve bu anlayışla 15-20 senede neler neler kaybetti. Neler neler kaybetti. Bu şehir çok şey kazanabilir, kazanacak. Kazanmaya ve şehirde yaşayan insanlarına kazandırmaya bu insanlara alıştırdı. Bir dert var. Bir avuç insan kazanmayı unuttu, sıkıntıdalar. Onlar sıkıntıdalar ama kocaman 16 milyon insanımız kazanmaya alıştı ve biz onları kazandırmaya, bu milletin parasını yine millete harcamaya devam ediyoruz. Şart olsun ki devam edeceğiz. Bu kadar net. İnanın 2500 kilometre atık su ve yağmur suyu inşa ettik. 2500 kilometre. Bu aynı zamanda atık suyuyla yağmur sularını birbirinden ayırmak anlamına geliyor. Ayırmaya da devam ediyoruz. Bu neyi sağlıyor? Atık su arıtma tesislerimizdeki enerji tasarrufu anlamına geliyor. Bu milyarlarca lira, az bir şeyden bahsetmiyoruz. Tabii ki çevreyi de koruyoruz. Aynı zamanda atık sudan ayrınca yağmur suyunun doğal su kaynaklarına erişmesini sağlıyoruz. Ama denize, ama barajlara. İstanbul su toplama havzalarıyla suyunu kazanan nadir şehirlerden biri. Bizim şehrimizin ortasından koca nehirler akmıyor. Bizim şehrimizin ortasından dünyalar güzeli İstanbul Boğazı geçiyor. Onu ikilemek istediler. Kanal manal dillerinden uçtu gitti. Hani bizde de ikile derler ya, biraz öyle oldu bu iş. Biraz öyle oldu. Unuttu. Unuttular dil, yani dil yok, konuşamıyorlar. İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir şey onların da gündeminde yokmuş. Ya az mı bağırdınız mecliste? Sizi gidi sizi. Vay kurnazlar. Ya o kadar güzel işler yaptık ki, bak Üsküdar Beylerbeyi'nde 600 metrelik İstavroz atık su tünelini yaparak Boğaz'a günlük 14 bin metreküp su girişine sebep olan altyapı sorununu çözdük. Oradaki o atık suyu denize akmasından kurtardık. Yani 181 noktadan içme suyu barajlarına, Haliç'e, Boğaz'a ve Marmara Denizi'ne açıktan akan atık suları artık akamaz hale getirdik. Sonuçta az önce söylediğim gibi bu hem bir enerji tasarrufu, hem de engellenen su baskınları, halk sağlığını koruma, daha sağlıklı ve temiz balıkları sarı yerde tutabilmek, yiyebilmek anlamına geliyor. İstanbul genelinde 92 ayrı derede 55 kilometre dere ıslah ve kolektör inşaatı çalışmaları yaptık. Bugün de aslında hepinizin Vatan Caddesi diye bildiğiniz yerin bir dere olduğunu bilmiyoruz tabii. Çünkü orası bir dere. Likos Deresi, daha Bayrampaşa'dan, oradan doğup gelen ve kendi akışıyla Yeni Kapı'dan denize, Marmara Denizi'ne inen Likos Deresi. Ama şimdi dere yok. Dolayısıyla aslında orası bir su toplama havzası. Peki ne yaptık? Boğaz'ın, daha doğrusu Tarihi Yarımada'yı şöyle düşünürseniz, bu tarafı
yine Vatan Caddesi'nden itibaren Unkapanı'na kadar bir tünelle çözdük ve artık buradaki yağmur suyunun yer altından, ki tarihi yarımadada kazı yapamıyoruz, her yerinden tarih fışkırıyor. Buradaki yağmur suyunu hallettik. Şimdi burası kaldı, burayı çözüyoruz. Burası yine tam Vatan Caddesi'nin olduğu yerde, geçenlerde TBM'i çıkarttığımız noktadan bu tarafa aldık. Şimdi buradan da Marmara Denizi'ne akan yamacı çözeceğiz. Buradaki sorunu da gidereceğiz. O bakımdan önemli bir olaydır. Yani geçen konuşmamda da söylediğim gibi tarihi yarımadadaki bu su baskınlarını Allah'ın izniyle tarihe gömeceğiz. Artık daha düşünülmeyecek ve konuşulmayacak. Bu güzergahta özellikle Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Namık Kemal Caddesi civarındaki ana arterler, bağlantılı cadde ve sokaklarda yaşanan taşkınlara son vereceğiz. Samatya Yağmur Suyu Tüneli, Yeni Kapı Arıtma Tesisine giren yağmur suyu debisini de, yani akışını da engelleyecek. Dolayısıyla burada bir enerji tasarrufu anlamına gelecek. İşte Fatih ilçesinde su baskınlarından sebep olan can ve mal kayıplarını da ortadan kaldırmış olacağız. Durumu idare etmeyi marifet sanan yöneticiler bu yatırımları paranın toprağa gömülmesi diye düşündükleri anlayışı kaldırmanın yerine artık anlamsız çılgın projeler değil, hayatı güzelleştiren her dokunuşu, bir canı bile kurtaran her projeyi biz çılgın proje olarak kabul ederiz. Bir can, bir canı bile kurtarmak bizim için işte tam da altyapı çalışmaları bu şehrin canlılığına, bu şehrin can ve mal güvenliğine, bu şehrin sağlıklı bir yaşama kavuşması için hayati öneme sahiptir. Kazandırdığımız projelerden, icraatlerimizden herhangi birisine, her vatandaşımızın hayatına değdiğine şahitlik edeceğinden hiçbir şüphem yok. Şehre kazandırdığımız tramvayları, metroları, yeşil alanları görürsünüz. Şehre açtığımız, artık halkın kullanımını açtığımız bir sahili görürsünüz. Bir meydanı, bir caddeyi, öğrenci yurdunu, kreşi, bir spor tesisini görürsünüz. Kütüphaneyi, istihdam ofisini restore edip hayata kazandırdığımız, yıllarca önünden geçtiğinizde metruk halde gördüğünüz bir tarih eserin dipdiri, capcanlı bir haliyle sizi karşıladığını görürsünüz. Yağmurun keyfini çıkaran, meydanlarda dolaşan vatandaşları görürsünüz. Etrafınıza baktığınızda 4,5 yılda halkın yararına yapılmış pek çok doğru, güzel ve iyi işleri görürsünüz. Ama bilin ki gördüğünüz bu projelerin yanı sıra yerin altında da yatırım yapıyoruz. İstanbul'un tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım ve icraat yapıyoruz. O bakımdan onları göremezsiniz ama hayatınızı bu yatırımlarda kolaylaştırır. Tarihinde hiç olmadığı kadar yatırım ve icraat demiştik. En önemli sebebi ne biliyor musunuz? İsraftan kurtardık bu şehri. Bu şehrin kasasına bereket getirdik. Milletimizin şehrinde, milletimizin hayatını güzel geçirmek için yaşadığı bu kadim şehirde her kuruşunuza bereket getirdik. Onlar kötü yönettikleri enflasyonla, ekonomiyle yarattıkları enflasyon canavarıyla, döviz artışlarıyla milletin cebindeki parayı küçültürken, yok ederken biz de buna karşı İstanbul'da israfı yok ederek, bereket getirerek kaybınızdan biraz olsun nefes almanızı sağlama gayreti içerisinde olduk. İyi niyetle, doğru akılla, güzel ahlakla çalışınca bütçenin bereketi artar kardeşim. Onun için inşallah İstanbul'da adalet ve bereket daim olsun ve yolumuz açık olsun. Altyapı yatırımlarıyla bu şehri daha dayanıklı, daha sağlam yapmaya devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz?
tam yol ileri diyerek devam edeceğiz. Yolumuzdan asla vazgeçmeyerek devam edeceğiz. İnşallah Samatya Yağmur Suyu Tüneli'ni de en kısa zamanda tamamlayarak önümüzdeki dönem içerisinde Fatih'in capcanlı çok güzel bir dönemi Mahir Başkan'la yakaladığı bir süreçte açılışını birlikte yaparız diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Yaklaşık 300 ton, yani diğer deyişle 300 bin kilo ağırlığında olan Sayın Başkanımızın tabiriyle yeraltı solucanını, tünel açma makinemizi yer altına yollayacağız şu an vinçte. Bu arada protokolümüzü de bir hatıra fotoğrafı için davet ediyoruz. Bu ana tanıklık ediyoruz. Aslında bir tarihe tanıklık ediyoruz. Tarihi bir an. Kadim ilçemiz Fatih için tarihi bir an. İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tüneli TBM'ini şu an ekranda görebiliyoruz. Vinç'te asılı ve haftalarca sürecek çalışma programına TBM makinamız an itibariyle başlıyor. Vinç yavaş yavaş tünele, tünel açma makinamızı indiriyor. Biz de bu güzel anı alkışlayarak destek olalım mı işçi kardeşlerimize? Emeklerine sağlık, tüm İSKİ çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. İSKİ Samatya Yağmur Suyu Tünelimiz hayırlı uğurlu olsun.